Yolda yürürken hayatla bağlantısını kesenleri, kendisini müziğin ritmine kaptıranları görmüşsünüzdür. Ama yaptıkları büyük hata, üstelik kulaklığın yarattığı sorunun geri dönüşü de yok. Sokakta, trafikte, hatta işte kulaklıklar neredeyse hayatımızın her yerinde. Ancak uzmanlara göre uzun süre kullanılan kulaklıklar büyük tehlike. Kulaklıklar, özellikle de uzun süreli kullanılan kulaklıklar, yüksek volümlerde dinlemeler çocuklarda işitme kayıplarına yol açmaya başladı. Yüksek sesle dinlerseniz kulaklarınıza zarar veriyor. Vallahi yaklaşık 15 yıldır dinliyorum, henüz bir zararını görmedim. En son ölçtürdüğümde %98 duyuyordu kulaklarım. %2'si gitmiş ama. Olacak o kadar. Bilimsel araştırmalar son 10 yıl içerisinde gençlerde işitme kaybının %30 arttığına dikkat çekiyor. Çok gürültülü, bir şekilde onu kesmem lazım müzikle. Kulaklar gidecek ama en sonunda. Yapacak bir şey yok. Yenisini mi taktırıyorsun? Ruhun bozulacağını kulağımızın. Hangi şarkıcı bu? Siz daha iyi bilirsiniz. Pavarotti. Hayır, Pavarotti değil. Duyma kaybına yol açan sadece uzun süre kulaklık kullanımı değil, yüksek ses de oldukça tehlikeli. Düşünün, elinize bir kiloluk bir şey alın, tutarsınız bir süre ama yarım saat sonra onu tutamaz hale gelebilirsiniz. Burada da yorulur adele, yorulduğu zaman da gevşer. Gevşeyince de dış ortamdan gelen yüksek volümlü ses iç kulağa hasar, kalıcı hasar verebilir. Bayağı kısık dinliyorsunuz siz. Evet. Kulaklarınıza önem veriyoruz herhalde. Evet. Böyle güzel kulakları zaten. Peki iç ya da dış kulaklık arasında etki açısından bir fark var mı? İster kulağın içine koysun, ister kulağının arkasına koysun, hepsi belli derecede hasara yol açıyor. Ve bunun geri dönüşü de yok işin kötü tarafı. Peki. İşte şu sesleri falan mesela kesiyor. Motor seslerini kesiyor. Evet, şehir sesi motordan falan. Motordan kurtulalım derken kulaklardan olmuyordum. Evet, ama yani genelde şehir gürültüsünü azaltmak için müzik dinlemeden sadece takıyorum. Doktorlara göre sağlıklı kulaklık kullanımı günde bir kere de en fazla yarım, günün tamamındaysa bir saat olmalı. Ses yüksekliği ise ortam sesinden dinleyiciyi tamamen koparmamalı.